Hiç dost kazığı yediniz mi? Sevdikleriniz tarafından kullanılıp bir köşeye atıldınız mı? Tabii ki bunlar oldu. Peki bunun farkına ne zaman vardınız? İşte bununla ilgili güzel bir skeç yaptık. Umarım beğenirsiniz. Şimdi size dost kazığı, yani arkadaş kazığını getiriyoruz. Umarım hayatınızda böyle arkadaşlarınız yoktur. Varsa da onlardan uzaklaşmanızı tavsiye ediyoruz. Volkan abiyle Mutlu Çocuklar kanalımızda bugünkü skecimiz, parodimiz dost kazığı. Hadi bakalım. Şimdi skecimize gidiyoruz. Bakalım bu güzel skeci beğenecek misiniz ve buradan nasıl dersler çıkaracaksınız? Eğer sizler de bu skeçteki gibi dost kazığı yediyseniz, yani birileri tarafından kullanıldığınızı hissettiyseniz, hemen yorum kısmına onların isimlerini eşlikleyin. Yok tabii öyle bir şey yok arkadaşlar, şaka. Onları tabii deşifre etmeyelim. Ama sizin için de bu bir dönüm noktası olsun. O insanlardan uzaklaşalım. Hadi bakalım. O zaman şimdi videomuz geliyor. Bakalım bu videoda acaba dost kazığı, yani arkadaş kazığı nasıl işlenmiş? Hadi bakalım izliyoruz. Kim geldi? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya abi sağ ol, nasılsın? Hoş geldin ya kardeşim. Ya abi sağ ol, sen nasılsın? Nasıl gidiyor ya? Sağ abi ya. Vallahi iyi ya. Ya var ya, bir şey söyleyeyim mi? Gel ya, gel. Çok iyi zamanda denk geldin ya. Ben seni niye çağırdım? Hayırdır ya? Ya bu da bizim Tontoş ya. Senden bir şey isteyeceğim ya kuzen. Abi ne demek ya? Kusura bakma. Abi estağfurullah, olur mu? O aradım seni, alo dedim. Şimdi bizim 4. katta şey vardı abi. Çamaşırları asıyoruz biz, teras kat var orada da. Evet abi. Benim belim sakat biliyorsun, taşıyamıyorum, fıtık var. Evet. Ağır taşıyamıyorum. Hı-hı. Şu çamaşırları yıkadım ben. 2-3 parça bir şey var burada. 2-3 parça var, bir şey yok. Onu da assan ya. Sana evet. Zahmet bir 4. kat ama asansör de bozuk ya. Hı-hı. Asansörü kullanma bize. Sana zahmet. 2 dakika sen onu as, şey yapalım. Ben iş var diye. He iş. Ben şey tiyatro. Ya. Tamam. Sen iş için mi geldin? Yani iş var diye ben öyle. Konuşuruz kuzen. Sana zahmet ya. Tamam. Hay sağ olasın ya. Ulan ben de diyordum. Ulan yemin ediyorum var ya, ilaç gibi geldi ya. Ne demek abi? Lafım olur ya. Ya olur ya, onu hallederiz kuzen. Sen şey yap, çamaşırı hallet. Tamam. Ben şimdi şey yapacağım. Sana çay içer misin? İçin bari yani. Tamam kuzen. İçin mi? Çamaşırı as, gel çay koy. Tamam. Ben de içeri şey yaparız, onu konuşuruz. Tamam. Çamaşır astıktan sonra konuşuruz. Nedir ya? Çay mı koy dedi? Önce çay mı koyacaktım ya? Bunu mu asacağım? Çay. Nedir ya? Zaten kıllanmıştım ya. İş var, bir daha adam aramadı aramadı. 40 yıl sonra gelmiş, bana ağır iş var. Bu mu iş? Doğru. Bayağı birikmiş. Götürüp basalım bari. Hazır almışlar. Ben götürüyorum bunları Volkan abi. Tamam kardeş, sağ olasın ya. Şey yap. Çayı koydun mu? Koydum, koydum. Gelince şey yaparsın ya, tamam tamam sağ olasın ya. Olur. Heh. Tamam tamam. Ulan be. Ne oldu ya? Oğlum az kalsın zombi beni öldürüyordu ya. Aman bu. Joystick mi basmıyor ya? Kapıyı bari açsaydın be. Kapıyı bari açsaydın. Sen de bana yardım edin. Asansör arızalı dedi. Asansör nerede ki ya?
bu ya? Annem de gideyim çayını koyayım. Anahtarı niye almıyorsun lan? Doğru abi. Zahmet oldu sana. Hayret bir şey ya. Bana bak. Astın mı? He, astım. Çamaşırları? Evet. Hepsini? Evet. İpleri sildin değil mi çamaşır asmadan önce? Sildim canım ipleri. Şimdi ipleri silmeden olur mu abi? Olmaz yani. Ben sana şimdi söylemedim de bilirsin diye. Yoksa hepsini bir daha yıkayacağız. Yok sildim. Hepsini. Çünkü ip tozluyor çamaşıra geçiyor. Son ip tozlandı. Sildin değil mi? Sildim yani. Sildim. Tamam kardeşim. Oğlum abi geliyor mu? Oğlum dördüncü oyunu bitirdim artık. Kızım oyun kaldı. Dördüncü demlik çay mı içiyorsun zaten? Dördüncü demlik çay mı içiyoruz ya? Ciddi misin ya? Onu hiç anlamadım ha, o kadar oldu mu ya? Evet. Dört kere demledim ben zaten abi. Ciddi misin sen ya? Aynı çayın üstüne su alsaydın bari ya. Ha, oldu. Oyun oynuyorsun ya, zaman nasıl geçtiğini anlamazsın. Bitirmem mi abi? Geldim ilk dakikanın çamaşırları astım ya. Evet. Önceden sen yıkamışsın. Ondan sonra çayı koydum. Ya, ben yıkamadım onu ya. İhsan'a yıkattım da. Ondan sonra işte köpeğin saksıyı devirmiş ya. Yerler berbattı. Onu temizledim. Berbattı. Onları temizledim. Ondan sonra dedim ki evde bir şeyler yok. Kardeşim git bir şey alır mısın falan diye. Onları da aldım. Geldim işte. Her şeyi yaptım yani. Yemeği? Yemeğin mi? Ha, yarın akşam ben ne yiyeceğim ya? Yiyeyim abi yarın. Bak onu da yarın hallederiz ya. Hani onu düşünürsün. Düşün. O kadar yorgunum ki anlatıyorum ya. Niye abi? Abi ben nerede yapacağım? He? Abi, şimdi müsaade edersen ben yatabilir miyim? Yani bu saatten sonra eve gidemem de. Kardeşim, sen de yoruldun ha. Evet abi. Kuzen, itiraz kabul etmiyorum. Sen bu gece benim yatağımda yatıyorsun. Olur mu abi, ne demek ya, ben şurada yatarım. Burada ben yatarım, sen saçmalama, o kadar iş yaptın, yoruldun, ben buraya kıvrılır yatarım, sen bu gece benim yatağımda yatıyorsun. Yok lan, ben burada yatarım ya, sen git benim yatakta yat. Yatağımda yatıyorsun, burada ben yatarım, sen saçmalama, o kadar iş yaptın, yoruldun, ben buraya kıvrılır yatarım, sen bu gece benim yatağımda yatıyorsun. Daha yeni aldım, 4,5 günler verdim, full ortopedik, sen benim yatağımda yatıyorsun kardeşim, dinleniyorsun, ben burada tamam kardeşim. Sabah da saat 8'de kahvaltı yapıyorum, haberin olsun diye söylüyorum. 7.30'da kahvaltıyı hazırlarsın, ondan sonra beni kaldırırsın. Tamam babacığım. Vallahi götürür babacığım. Evet ya, bu çayları da götür. Şu bardak kalmasın, ben sevmiyorum öyle sabaha kalan bardağı. Bardakları da yıkarsın, çayı temizle. Oldu. İyi geceler olsun. İyi geceler. Abi. Nereye gidiyorsun? Yatmaya. Oğlum benim yatağımı kim yapacak? Neyse tamam, ben şurada yatarım, sen git. Sen git benim yatakta yat, hadi git. Aynen. Hadi git la, hak ettin hadi. La helal, vallahi sağ ol kardeşim ya. Vallahi helal olsun ya. Eyvallah. Ulan böyle adamlar olmasa biz nasıl yaşayacağız ya?